Bir defa bundan fazlasını beklemiyordum açık konuşmaya. Bütün samimiyetimle söylüyorum. Rakiplerinin puan kaybettiği haftada 3 puan alacağını tahmin ediyordum. Fakat nasıl? 1 fark olur, 2 fark olur, 2-1 olur, 3-1 olur. Yani böyle bir galibiyet bekliyordum. Çok açık ara farklı bir galibiyet beklemiyordum. Çünkü çıkan kadroda çok net bir şekilde Erol Hoca'nın o beşli savunma önde üçlü oynayan bir futbolunda Galatasaray'dan bir fark beklemek kadroyu da Fatih Hoca 3 idmandır ona göre hazırlıyordu. Gol zamanında geldi. Gole kadar baktığım zaman maçın şurada kırılma anı var mı desen yok. Açıkçası şutu bile yoktu. Yani ben eğer Galatasaray 45 artı 3'te soyunma odasına gitmeden o gol gelmemiş olsaydı ikinci yarı belki çok daha Gaziantepspor'un direnci biraz daha yükselebilirdi. Ama oyun içinde özellikle o Marcão'nun yani bugün herhalde son yıllarda izlediğim en iyi stoperlerden bir tanesi diyebilirim. Oyunun her alanında vardı. Her hamlesinde vardı. Top çıkardı, topu oyuna soktu, topu uzaklaştırma, ikili mücadele. Ya yani Marcão Anderson tamam. Şu 8 haftalık dilimde Marcão oynamış olsaydı demek ki puan cetvelinde Galatasaray'ın yeri farklı olabilirdi. Oyuncu değişiklikleri yerinde Fatih Hoca bundan önce genelde ilk değişiklik Babel hamlesi oluyordu. Babel'in oyuna girdiği maçlarda Galatasaray neredeyse hemen hemen hepsinde puan kaybetmişliği vardı. Babel'in sonradan oyuna girdiklerinde. Bugün de Babel hiç oyuna sokmadı. Oyun değişikliklerine bakıyorsun şimdi Emre değişikliği doğru, Taylan değişikliği doğru. Tekrardan bakıyorsun Cagne bu sefer girmedi. Mustafa Muhammed bir ara 4-6-0'ı denedi. Yani 10 dakika falan 4-6-0 oynadı. Yani Kerem oynadı en Kerem üstte. oynadı orada. 4-6-0 Fatih Hoca'nın o 4-6-0'ı Türkiye'ye getiren ilk telaffuz eden isimdir. Acaba böyle mi devam edecek? Yani orada 1-0'la mı devam etme? Tam oyuncu değişikliği herhalde dediğini değiştirecek. O arada da olmadı. Oyuna girenlerden ilk değişikliklerden Feghouli. Herhalde Feghouli oyuna başladığı anda 3-4 dakika çok kızan olmuştur değil mi sevgili Serdar Kerleci? Şimdi 3-4 dakikalık dilimde baktım adam oyuna girdi ısınamadı. Ben çok büyük bir Feghouli'ciyimdir ama bundan önce birkaç maçında çok eleştirmiştim. Fakat bugün oyuna girdikten o 3-5 dakikalık dilimi dışarı atarsak Feghouli ikinci yarıda oyunun kilidini açan her yerde vardı. İkinci golde çok sık bir pas. Çok iyi pas. Pastan sonraki o sevincini bilmiyorum televizyonlara ne kadar yansıdı. İlk pası attığı anda Kerem'e golden sonraki sevincini görmek lazımdı. O sevincin dışında oyun içinde belirli bölümlerde öylesine hırslı, öylesine istekliydi ki ben Feghouli'yi son zamanlarda bu kadar istekli görmedim. Bir taraftan Cagney'i kulübeye atması, Mustafa Muhammed'e atması ben 4-6-0'ı da oynarım demesi 10 dakika. O da Fatih Hoca'nın bir mesajıydı bence çok netti. Hani Galatasaray bugün ne istedi? İstediğini aldı. Moskova maçı öncesi bu futbol yeter mi? Bence yetmez. Tabii bu Moskova maçında da yine 11'de 2-3 tane değişiklik olacak. Bu arada 20. maç hala 2 maç 11 tutturamadık bir türlü yani. Bu tutturamadık demeyin de biz 11'leri veriyoruz. Fatih Hoca onu bir türlü yakalayamadı. 4 günde bir maç ama bir tane maçın dahi olmaması. Fatih Hoca mı yakalayamadı, siz mi yakalayamadınız? Biz yakalıyoruz. Biz maçı 11'imiz veriyoruz. Biz burada Aspor'da maç öncesi yorumlarda, maç günü 11'lerde biz 11'imizi veriyoruz. Bizim 11'imizi çıkarmadı. Bizim 11'imizde diyoruz. Sıkıntı yok. Yok, bizim 11'imiz çıktı. Bugün de çıktı. Geçen hafta da çıktı. Bizde 11'de sıkıntı yok. Fatih Hoca'nın ya bu konudaki bir istikrarsızlığı, futbolcuların evet genç takım, evet arzulu takım, koşuyor, mücadele ediyor. Mesela Morutan'ı 90 dakika hala göremedik. Bugün yine çıkan oldu. Evet. 12 ya da 13. maçı. Bir futbolcu, genç futbolcu ama 90 dakika neden mesela? Ben Morutan olsam üzülürüm açıkçası yani. Ama en çok efor sarf eden oyunculardan biri bu arada. Abi 22 yaşındaki adam efor sarf etsin Volkan. Ama abi sonuçta sen kendin bir kere diyorsun ki 4 gün üst üste maç oynuyorsun, 3 gün üst üste maç oynuyorsun, 3 günde bir maç oynuyorsun. Aynı kadroyu üst üste koyamıyorsun. Düşün öyle bir tempo var. Evet. Bir de Morutan'ı nasıl 90 dakika tamamlatacak? Peki, senin için senin için bu kadar önemli bir oyuncuysa eğer Lokomotiv maçı da var. Yani o zaman normal. O zaman biz baktığımız zaman skor Morutan'ın dışında 2-0. Hepsini aynısını yapalım o zaman. Marka çok iyi, Nelson çok iyi. Stoper çıkmaz. Ama onlar bak bütün takımlarda aşağı yukarı aynı oyuncular çıkar. Fenerbahçe'de de mesela hep öndeki üçlü Gustavo'nun yanındaki adam. Tabii. Evet. Fikstir yani bunlar. Ya da Ferdi Osayi çok yorgunlarsa. Ve yorgunluk belirtisi de vardı Morutan'da. Yani var çok belli o taç çizgisinin kenarına kadar adam kovalayıp orada bir foul aldı. En çok boş alanı onlar bayağı çabalayan biraz da bir de 10 numara gibi oynadı bugün. Yani biraz daha çok içe kat ederek maçlara, sürekli ama içte, çok koştu doğru çok koştu. O, İlla ki 90 dakika gideceği forma mutlaka olacaktır. Tabii ki. Ama 12-13 maçta olmaması. Bundan önceki bazı maçlar vardı 90 dakika kalabileceği. Hani o arada hafta arasında maç olmadan olan bir karşılaşmalar vardı. Onlarda da olabilirdi. Bu maç üzerinden evet yoruldu çıktı çünkü çok mücadele etti. Oğulcan tribünde hiç kadroda bile yok. Yani Oğulcan için birçok mücadele verildi. Tazminatlar, paralar. Ama geri dönüş çok kolay değil yani. Hiç bir yıl neredeyse resmi maç oynamadan ona da hak vermek Muslera lazım. Için bu arada yine forma rekabetinde olduğu oyuncularla onun potansiyelini kıyasladığında hani Oğulcan çok yukarıda bir oyuncu değil.
Yani bir gerçek. Bu Oğulcan olayı biraz sıkıntılı bir süreç. Oğulcan olayı iki kulübü, camiayı birbirlerine düşürdü, transfer süreci. Tazminatlar, mahkemeler, hala süren bir mahkeme süreci var. Çok fazla tabii bunun üzerine konuşmamak lazım ama tribünde oturması açıkçası ben biraz değişik buluyorum. Bunun yani. İşin miydi diyorsun yani? Şimdi baktığın zaman antrenmanlarda varsın. Hı hı. Şu kadroda kime bakıyorum burada mesela? Bugün oynayan Alparslan var. Ömer Bayram da sonradan girdi. Emre Kılıç da girdi. Yani burada Alparslan'ın yerinde olmasa da işte Taylan mesela sonradan oyuna girdi. Oğulcan gibi adamın bu kadroda olması lazım bir şekilde. Taylan ama bu kadroda benzeri olmayan tek oyuncu. Tabii. Kulübede. Dinlendirildi. Beşiktaş maçındaki biraz agresif hata ama oyun ahlakı, oyun içindeki disiplini, oyun içindeki isteği, arzusu, potansiyeline baktığı zaman çok yoruldu. Mesela biz Morutan yoruldu diyorsak Taylan arka arkaya o kadar çok maç oynadı ki. Milli aralarda takım oyuncuları dinlenirken bu oyuncular milli takımda hiç dinlenmeden gelip bir de dezavantajları vardı. Ona rağmen Taylan'ın takımdaki herhalde kredisi en çok yüksek olan oyunculardan bir tanesiydi. Bugün maç oynamadan başlamasında 5 dakika vardı. Seyirci sayısını aldım. 16 bin civarıydı. Maç başlarken de 16 bin. 10 bin seyirci eksikken. Şimdi hafta içi Beşiktaş taraftarı fazla seyirci aldı. Fenerbahçe taraftarı böyle oldu falan. Ama sen ilk önce kendi sahanı doldur. Ben bir tweet attım maç öncesi. Bu futbola mı geleceğiz dedi. Geleceksiniz işte. Sizle Galatasaray galip. Orada Galatasaray baskısı yine golü getirdi. Bir Göztepe maçı vardı. Herhalde biletleri biten tek Ultra Aslan tarafı var kale arkası. Oranın biletleri bitmişti. Gerekli satış olan biletleri ve kombineleri. Onun dışındaki 3 tarafta da eksik bölgeler vardı. Ve gerçekten de o baskı golü getirdi. Şimdi Galatasaray futbol mu oynuyor yazmışlar. Evet tepkinizde haklı olabilirsiniz. Ama Galatasaray taraftarla güzel. Futbol taraftarla güzel. Şimdi Lokomotiv Moskova maçı var. Herkes oraya gelmek isteyecek. Burada da gelin, orada da gelin. Buradan yönetime de bir çağrım var Kerem. Hı hı. Bilet fiyatlarını biraz daha düşürelim. Çünkü o stada gelmek biraz meşakkatli iş. Ben bugün kaç kişiyle konuştum. Abi buraya gelmek işte 60 lira, 70 lira bilet parası değil, yol parası, yemek parası vesaire gibi. Eğer bu stadın dolmasını istiyorsak ki bundan sonra Kasım'dan itibaren full seyirci kapasite olacak. Biraz fedakarlık yapması lazım. Taraftar yapıyor, yönetimin de yapması lazım bu konuda fedakarlık. Serdar Kaleci Galatasaray yetenekli ve gelişime açık ayaklarıyla Kerem ve Moritan'la sonuca gitmeyi başardı. Sen takım performansını nasıl buldun? Bireyler arasında, bireysel performanslar arasında ön plana çıkaracağın kim var? Bireysel performans, ben son yıllarda böyle bir stoper performansı izlemedim. Ben de aynı şeye dikkat etmem. Marcao, ya ben yok artık bunu da mı, yok artık bunu da mı birkaç kere telaffuz ettim. Çok enteresan bir performans. Marcao'nun istatistikleri de bu arada ekrana yansıyor. Yani 20'de 16 ikili mücadele kazanma. Çok enteresan bir oyuncu kaldı ki bir de oyuncu 8 hafta falan oynamadı. Maç eksiği var sadece UEFA Kupası'nda, Avrupa Ligi'nde görev aldı. Yani Avrupa standardının da üstünde bir stoperden bahsediyoruz, onu söyleyebilirim. Yani bugün McAllister'ın Manchester United performansını eğer okursak, oraya 87 milyon pound mu vermişlerdi yanlış hatırlamıyorsam. Galatasaray öyle 20 milyon euro falan satışa çıkartırsa yazık olur. Çok araya girip bir şey söylemek istiyorum. O günü bu Marcao'yla Kerem'in yaşadığı olayda ertesi günü Marcao %100 hata yapmıştır. Elbette. Özür diledi. Elbette. Bizi burada bana yolda çevirip senin evladın var mı, senin evladına bu tokadı atsan diye tepki gösterdi. Abi Marcao'nun şu anda nasıl bir değer olduğunu, kendisi de bu olayın pişmanlığını yaşadığını, Kerem'le arasındaki diyaloğu büyütmeye çalıştılar, sürekli gösterdiler. Bugün gördük ki bu marka hakikaten şu anda Avrupa'da herhalde çok ciddi stoper. Bu maçı izlesen çok ciddi takımların... Standartın, Avrupa standartının çok üstünde bir stoperden bahsediyoruz. Yani çünkü sadece top kapma özelliği, top kesicilik özelliği bunları bıraktım. Kademe özelliği var. Sağ stoperin kademesine giriyor. Diğer taraftan en önemli meziyeti bence topu oyuna sokmakta. Çok çabuk bir oyuncu her şeyden önce. Yani evliyip şimdi Nelson'la ister istemez kıyaslıyorsun. Şimdi Nelson topu ayağına geldiği zaman 5-6 saniyede ayağından çıkartıyor. Marcao'nun topu ayağına geldiği zaman tekte bırakabiliyor. O kadar değerli bir şey ki o iç oyuncuları, Morutan'ı, Çikaldayu, senin iç oyuncularını bir an evvel topla buluşturman. Ve Galatasaray için eğer oyunla ilgili eleştiri, işte Galatasaray iyi mi oynuyor, kötü mü oynuyor? Galatasaray pozisyon vermiyor. Çok değerli bir şey bence. Ve Galatasaray önde oynarken pozisyon vermiyor. Bu çok değerli ve diğer taraftan kaldı ki hocanın Ocak ayını işaret etmesinin asli sebebi bence bugünlerde Galatasaray bir oyun modeli geliştirmeye çalışıyor. İşte bugün izledik 5 forvetle Galatasaray önde bulunmaya çalışıyor. Kerem, Halil, Morutan, Çikaldavu, Barış Alper. Ve hocanın mesela kafası rahatlamış, Barış Alper olmadı baktı 45'te tık diye değiştirdi Feghouli hamlesini attı. Feghouli'nin kilosu var mı? Belli var ama klası var mı? O da var. Ve klasıyla aslında çözdü ama...
Ben şu hoşuma gidiyor Galatasaray'da. Ben Galatasaray'ı izlerken bir set görebiliyorum. Yani şu Galatasaray'ın şöyle bir seti var. İşte sağ tarafta şu seti, sol tarafta şu seti var veya maçın başında çok net bir şekilde şunu anlıyorsun. Ya rakip beşli dizilmiş. Bunu nasıl aşarsın? Biraz daha bu merkezden arkaya oyuncu sarkıtmayı hedefliyor. İki stoper arasına. Çok net ve hani bunu da Kerem Aktürkoğlu'yla mesela becerebiliyor.